Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlere M2 Pro işlemcili MacBook Pro'dan bahsedeceğim. Şimdi bu bilgisayarı bir ay önce satın aldım ve satın alırken arkadaşlar belirli bir süreç vardı. Yani karar verme aşaması. Bu süreçte çok zorlandığımı söyleyebilirim. Ve bu süreçte ben de araştırmalar yaptım. İşte Birçok kişiye danıştım. En sonunda işte M2 işlemcili 14 inç MacBook Pro almaya karar verdim. Fakat e, karar vermenin biraz zor olduğunu söyleyebilirim. O nedenle sizlerin işini kolaylaştıracak birkaç yorumda bulunacağım. Aynı zamanda bu cihazla ilgili e, deneyimlerimi anlatacağım ve e, memnun kaldım mı, kalmadım mı onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar, 2 kişlemcil MacBook Pro'nun kutusundan bir tane güç adaptörü aynı zamanda 2 metrelik de kablo çıkıyor. Burada arkadaşlar bu kabloda MagSafe özelliği bulunuyor ve unutulması bir şekilde manyetik olarak yapışıyor ve oldukça yani takıp çıkarması çok kolay oluyor. Aynı zamanda bu özelliğin işte Herhangi bir yani kabloya takılma ya da çarpma durumlarında Macbook Pro'nun zarar görmemesi için tasarlandığı söyleniyor. Birazcık donanımdan bahsetmek istiyorum sizlere. Daha önce hiç Macbook Pro kullanmadım. Çok fazla bilgi sahibi değilim. Fakat sizler için deneyimlerimi paylaşacağım. Ve bir Macbook Pro aldığınızda nelerle karşılaşabilirsiniz onlardan bahsedeceğim. Şimdi ürünün genel yapısına bakacak olursak arkadaşlar ekranın oldukça ince olduğunu söyleyebilirim. Ve ürün... Çok hafif, aynı zamanda arkadaşlar çok sessiz. Yani herhangi bir fan sesi şu ana kadar duymadım. Aynı zamanda video render yaptım fakat yine fanların çalıştığını duymadım. Eminim ki ortam çok sessiz olduğunda ve cihaza biraz yüklendiğimizde tabii ki fan sesini duyacaktırız ama bugüne kadar hiç duymadım. Daha sonra arkadaşlar klavyeden bahsetmek istiyorum. Klavyesi yani ilk başta alışmak birazcık zor olabilir yani diğer kullandığımız büyük klavyelere göre küçük gelebilir. Fakat eliniz alıştığında gerçekten çok hızlı ve çok rahat kullanıyorsunuz. Aynı zamanda dokunma hassasiyeti de oldukça güzel. Yine klavyede arkadaşlar parmak izi okuyucu var ve bu parmak izi okuyucuyla ekranı kilitleyip açabiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir özellik. Aynı zamanda burada touchpad var arkadaşlar. Touchpad'de de ilk başta alışmak benim için zordu fakat daha sonra öğrendikçe, kısa yollarını öğrendikçe daha kolay kullanıma sahip olduğunu. Fakat yanında da bir Magic Mouse olursa bence daha iyi olacağını düşünüyorum. Ekrana bakacak olursak arkadaşlar ekran gerçekten günlük kullanımda sizlere çok iyi performans sağlıyor. Ekran parlaklığı ya da nit değeri diyecek olursak bence oldukça yeterli. Hatta ben parlaklığı sürekli kısık modda kullanıyorum çünkü gerçekten böyle gözünüzü alacak derecede bir parlaklığı var. Yine donanımdan devam edecek olursak arkadaşlar kasası oldukça dayanıklı duruyor. Yani tamamen metal kasa arkadaşlar. Elinize aldığınızda zaten onu hissedebiliyorsunuz. Ses kalitesinden bahsetmek istiyorum. Ses kalitesi gerçekten çok iyi. Çok kaliteli bir ses var. Aynı zamanda ses seviyesi de sizler için yeterli olacaktır. Yine sizler için notlar aldım arkadaşlar. İlk deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Burada webcam kamerasını denedim. 1080 piksel Full HD çözünürlüğüne sahip bir kamera. Aynı zamanda eğer bir iPhone'unuz varsa iPhone'unuzun kamerasını da yine webcam olarak kullanabildiğiniz için buradaki kameranın çok etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Yani herhangi bir WhatsApp görüşmesinde MacBook'unuzu kullanıyorsanız cep telefonunuzu da webcam olarak gezdirebilirsiniz, istediğiniz yönü çekebilirsiniz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Buna da dikkat çekmek istedim. Onun dışında arkadaşlar ne gibi deneyimlerim oldu? Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi benim için şarj süresiydi arkadaşlar. Çok kısa sürede şarj oluyor. Yaklaşık 1,5-2 saat bandında. E, tabii ki pil seviyesine göre değişiyor. Ama %30'un altına düşürmemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda arkadaşlar... 20 saate kadar hatta 22 saate kadar pil ömrü sunuyor sizlere. Ve ben gerçekten bundan çok memnun kaldım. Şarj ettim. Birkaç gün kullandım. Yani böyle her gün şarja takıp çıkarma gibi bir durumunuz olmuyor. Bence bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Aynı zamanda dikkatimi çeken bir özellik daha var. Uyumluluk. Yani benim mesela şu anda işte bir tane iPhone'um var. Aynı zamanda MacBook'um oldu. Bir de işte Apple Watch'um var. Aynı zamanda Airpods'um var. Bu dört ürün birbiriyle oldukça uyumlu arkadaşlar. Mesela iPhone'umun ekranını işte MacBook'a yansıtabiliyorum ya da iPhone'dan herhangi bir şeyi işte MacBook'a çok rahat bir şekilde aktarabiliyorum. Aynı zamanda işte AirPods'umu kablosuz olarak bağlayabiliyorum. İşte Apple Watch'tan bilgi almak istediğinde ya da işte Apple Watch'umla ilgili bir işlem yapmak istediğinde yine MacBook'tan görebiliyorum. Tüm cihazlarımı takip edebiliyorum. Son konumlarını görebiliyorum. Böyle bu tarz arkadaşlar uyumlu açısından güzellikleri var. Aynı zamanda neden Macbook tercih etmelisin? Biliyorsunuz Apple çok güncel bir firma arkadaşlar. Sürekli ürünlerini güncelliyor ve sürekli takip ediyor. Yani bu da tabii ki yeniliklerden haberdar olacağınız anlamına geliyor. Ve en güncel teknoloji sizin elinizde olacak demek oluyor. Dezavantajlar arkadaşlar onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi ürünü seçerken gerçekten ürünler arasında bir fiyat farkı var. Yani müthiş bir fiyat farkı var. 20 bin liradan başlıyor. 70 bin liraya, 80 bin liraya kadar çıkıyor fiyatlar. Bunu neye göre seçmeniz gerekiyor arkadaşlar? Burada öncelikle sizin ihtiyacınız en önemli etken. Fakat yani bir ürünü alırken hani tam olarak ihtiyacınız, ihtiyacınızı belirleyebilmek de tabii ki birazcık problem. Yani ne iş yapacaksınız, hangi alanda kullanacaksınız ya da size yeterli olacak mı olmayacak mı bu tarz bilgileri öğrenmek birazcık zor olabiliyor. Yani ne kadar video izleseniz de kendi kafanızda muhakeme yapmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Çünkü bu ürünü satın alırken gerçekten ben de bu duruma düştüm. Öncelikle size şunu bahsetmek istiyorum. Birincisi Apple'ın müşteri hizmetleri gerçekten çok ilgili bir ekibe sahip. Apple müşteri hizmetlerini aradığınızda onlardan bu tarz bilgileri e, alabilirsiniz. E, yapacağınız işlemleri söylediğinizde sizlere seçtiğiniz cihazın yeterli olup olmayacağını söyleyebilirler. Bu aklınızda bulunsun. Aynı zamanda ben de şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada notlar aldım sizler için. Onlardan da biraz destek alıyorum. Şimdi e, ürünü seçerken ilk önce ekran boyutuna dikkat etmeniz gerekiyor. MacBook'ta 13 inç, 14 inç ve 16 inç e, seçenekleri bulunuyor. Bu ekranları mutlaka gidip yerinde görmelisiniz. Yani internetten sipariş bence görmeden sipariş etmemenizi öneririm. 13 inçlik ekran arkadaşlar birazcık küçük kalıyor benim tercihime göre ve 14 inçin bana uygun olduğunu gördüm. 16 inç aslında çok güzel fakat fiyat anlamında tabii ki birazcık pahalı. Şu anda M2 Pro işlemcili 14 inç MacBook Pro'nun fiyatı Apple'ın resmi sitesinde 50 bin lira arkadaşlar. Aynı zamanda 16 inç olan da yaklaşık 62.500 lira. Yine e, ekranlardan bahsedeceğim. Şimdi 13 inçte Retina ekran var. E, fakat 14 ve 16 inçte Liquid Retina XDR ekran var. E, bunun çok büyük bir farkı olduğunu söylemek istemiyorum. Çünkü e, yan yana koyup baktığınızda arkadaşlar tamam evet bir cihaz daha böyle kaliteli görünüyor. Daha iyi duruyor. Fakat hani her gün iki cihazı aynı anda görmeyeceksiniz. Sonuçta aldığınız cihaz sizde olacak ve ona alışacaksınız. O nedenle bu tarz böyle ayrıntılara çok fazla takılıp kendinizi yormanızı istemiyorum. Performans açısından bakacak olursak arkadaşlar, 13 inçlerde 8 çekirdek, 14 ve 16 inçlerde işte 12 çekirdek, hatta 38 çekirdeğe kadar çıkabiliyor arkadaşlar e, bu seçenekler. O nedenle performans istiyorsanız kesinlikle MacBook Pro almasınız. E, ben MacBook Air modellerini de incelemiştim. Tabii onlarda fan olmadığı için birazcık e, yani yoğun çalışmalarda ısınma problemleri olabiliyormuş. Tabii ki deneyimleyen arkadaşlardan e, bunu duydum o nedenle sizler de seçerken buna dikkat etmelisiniz. Hafıza arkadaşlar çok önemli. Ben kesinlikle 256 GB almamanızı öneriyorum. Çünkü bu bir bilgisayar ve içerisinde evrak depolayacaksınız ya da video depolayacaksınız. O nedenle en az 512 GB SSD tercih etmenizi rica ediyorum. Aynı zamanda tabii ki hani 256 alırsanız da harici bir SSD ile bunu çözebilirsiniz. Eğer bütçe düşükse bu şekilde de ilerlenebilir. Herhangi bir problem yok. Birazcık kendi hissiyatlarımdan da hızlıca bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi e, ürünü kullanırken gerçekten çok memnun kalıyorum. Çünkü biraz önce uyumluluklardan bahsettim sizlere. Günlük hayatta bu bilgisayarı kullanıyorsanız gerçekten sizin tüm işlerinizi yarayacaktır. Neden? E, çünkü pil performansı ve cihazın kendi performansı gerçekten çok yüksek seviyelerde. En azından benim aldığım model için konuşuyorum. Arkadaşlar şimdi biraz da MacBook Pro'ların dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Aslında Pro ve Air modellerinde de aynı durum söz konusu. Şimdi aldığım notlara göre arkadaşlar, birincisi fiyat. Gerçekten MacBook'ların fiyatları çok yüksek arkadaşlar. Yani tabii ki Neye göre yüksek diyecek olursak diğer bilgisayarlara göre fiyatları gerçekten yüksek. Bazen insan düşünüyor yani 40 bin lira ya da 50 bin lira bu bilgisayara vereceğime ve gidip bir oyun bilgisayarı mı alsam diye. Böyle iki arada kalıyor. Dediğim gibi biraz önce de bahsettim sizlere. Burada tamamen sizin kullanımınız ön plana çıkıyor. Aynı zamanda arkadaşlar sınırlı özelleştirme. Yani bu ne demek? Şimdi siz bir cihaz alıyorsunuz ve bunu tamamen kendinize özel bir yapıya getirmek istiyorsunuz ya da özel bir hale getirmek istiyorsunuz. Ama MacBook'larda ya da iPhone'larda bunu tam olarak yapamıyorsunuz. Apple'ın size sunduğu kısıtlı imkanları değerlendirmek zorundasınız. Aynı zamanda uyum sorunları var. Mesela bir Android işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyorsanız ve aynı zamanda bir MacBook'unuz varsa ikisi arasında haberleşmeyi sağlamak birazcık zor olabiliyor arkadaşlar. Windows işletim sistemleriyle de arası çok iyi olmadığı için böyle uyumlu problemleri yaşanabiliyor. Biraz önce de sizlere söylemiştim. Eğer bu ekosisteme ait cihazlar varsa yani elinizde bir iPhone, bir işte Apple Watch, aynı zamanda bir MacBook varsa bunlar arasında gerçekten çok iyi işlemler yapabiliyorsunuz. Mesela yine dezavantajlardan bahsederken araya bir tane avantaj sıkıştırayım. İşte iPhone'unuzda çektiğiniz bir videoyu işte AirDrop ile çok hızlı bir şekilde bu bilgisayarı aktarabiliyorsunuz ve burada onu işleyebiliyorsunuz. İşledikten sonra tekrardan iPhone'a aktarabiliyorsunuz. Mesela bu çok güzel bir özellik ama Windows bir bilgisayara iPhone'dan aktarmaya çalışsaydınız gerçekten orada problemler çıkıyordu. İşte düşük çözünürlükte almanız gerekebiliyordu. Arada program kullanmanız gerekebiliyordu gibi dezavantajlar var arkadaşlar. Aynı zamanda onların maliyetleri tabii ki bunlar çok pahalı cihazlar ve bu cihazlara zarar geldiğinde Bunları garantiye gönderiyorsunuz. Garanti kapsamı dışındaysa tamir bedelleri birazcık yüksek ve can acıtıcı olabiliyor. O nedenle çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Yani bir MacBook alırsanız mutlaka onun için koruyucu ekipmanlar da almanızı tavsiye ederim. Aynısı iPhone'lar için de geçerli. Arkadaşlar bunun dışında çok bir dezavantaj yok. Yani dediğim gibi cihaz gerçekten mükemmel ve benim için çok iyi sonuçlar veriyor. Eminim ki sizler için de iyi sonuçlar verecektir. Ve son olarak şunu tavsiye etmek istiyorum. Eğer bir MacBook Pro alacaksanız bence minimum ekran boyutu 14 inç olmalı. Hafızası da en az 512 GB olmalı. RAM seviyesinde minimum 16 GB olarak belirlemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki onun altındakiler alınmaz mı? Alınır. Söylediğim gibi yani tamamen ihtiyaç odaklı. Sadece ofiste internete girecekseniz ve işte sosyal medyada dolaşacaksanız ya da önümde bir bilgisayar olsun diyorsanız o zaman istediğiniz e, yani 8 GB'lık versiyonu da alabilirsiniz. RAM kapasitesinden bahsediyorum. Aynı zamanda 13 inçlik ekranı da alabilirsiniz. Hiç fark etmez. E, hatta 13 inçlik ekran alıp e, aynı zamanda bir monitöre bağlantı sağlayabilirsiniz. O da yine sizler için avantajlı bir kullanım olabilir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup aşağıda yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Eminim ki sizler için elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve gerçekten kanalımız büyümeye başladı. Güzel bir aile olacağımıza inanıyorum. Umarım memnun kalırsınız. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.